Çok güncel bir tartışma gibi gözüküyor. Etrafınıza baktığınızda ya da günlük hayatta konuştuğunuzda herkesin kaygısı şöyle. Bilgisayarlar, robotlar geliyor ve bizim işimize mani olacaklar. Ya da robotlar bizim işimize engel olacaklar. Evet, böyle bir gerçek var ama bu gerçeğe karşı duracak bir gerçek daha var. O gerçeği birazdan sizinle paylaşacağız. Evet, robotlar işimizin önemli bir bölümünü elimizden alacaklar ama robotlarla birlikte yaşama stratejisine dayalı bir kohabitasyon geliştirdiğimiz takdirde robotlar geldikten sonra bile işsiz kalmayabiliriz. Bugün telaffuz edemediğimiz 25'e yakın yeni meslek gelecek. Mevcut mesleklerde kendilerini bir anlamda dönüştürerek robotlarla birlikte yaşamayı öğrenebilecekler. Bunları konuşacağız. Değişimin ekonomisini konuşacağız. KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi KPMG bir araştırma yapmış. Çok önemli bir araştırma. Bu araştırmayı görünce ben de sizi yayına davet etmek istedim. Dünyadaki irili ufaklı 2200 şirketin CEO'suyla yapılmış bir araştırma. Bunların içinde 25 tane de Türk var. Doğru. Binde bir nispetinde Türk CEO'lar da var. Bunların içinde çok büyük şirketler var. Adlarını telaffuz etmemize gerek yok. Herkes anlamıştır. Araştırmanın sonuçlarını bizimle paylaşmanızı istiyorum. Nasıl bir araştırma? Hangi örneklem yöntemiyle yaptınız? Nasıl bir sonuç elde ettiniz? Ortaya çıkan sonuç bir hayli şaşırtıcı. Ben öyle görüyorum çünkü. Şimdi Ali Bey, KPMG 3. defa bu araştırmayı yaptı. 2200 belirttiğiniz gibi 2200 global şirketin CEO'su bu araştırmaya katıldı. Türkiye'den de 25 CEO'muz araştırmaya katıldı. Tabii önce bir parantez açıp CEO'ların farkından biraz bahsetmek isterim. Bu kişiler dünyanın en büyük şirketlerinin en tepesinde oturan yöneticiler. Evet. Büyük bir network'ü, büyük bir bilgi ağını kontrol eden insanlar. Dolayısıyla da eğilimleri bizden daha yakın bir şekilde takip eden insanlar. Dolayısıyla onlara bu riskleri ve fırsatları sorduğumuzda gerçekten çarpıcı ve gerçeğe yakın bilgiler alabiliyoruz. KPMG önümüzdeki 3 yılı sürekli bu CEO'lara sorarak önümüzdeki 3 yılın resmini çekmeye çalışıyor. Şöyle bir saptama var raporda. Yani ben hatırlatmak için söylüyorum. Diyorsunuz ki önümüzdeki 3 yıl geçmiş 50 yılın tamamından daha fazla değişime gibi. Bravo. Evet. Bu çok önemli bir sonuçtu. Çünkü siz de bahsettiğiniz yıkıcı bir teknoloji geliyor. Ve bu yıkıcı teknoloji bütün şirketlerin iş yapma modellerini kökünden değiştiriyor. Belki birkaç örnek veririz ilerleyen dakikalarda. Geçen yılki araştırmamızda öyle bir bağlantı yaparak sorunuza cevap vereyim. Geçen yılki araştırmamızda çok yüksek oranda bu yıkıcı teknolojiden endişe duyuyordu şirket yöneticileri. Evet. Yani dışarıdan birisi gelip, belki rakibiniz bile olmayan birisi gelip teknolojik bir iş modeliyle bir anda sizin işinizi yıkıyordu. Evet. Yani sadece çalışanların işini elinden almakla kalmıyor, şirketleri aynen ellerinden öyle alabilecek aynen durumda. Öyle. Evet. Aynen öyle. Fakat bu yıl şöyle bir farklılık oldu. Bu yıl araştırmanın sonuçlarına baktığımızda CEO'lar diyorlar ki bir kere bu endişeyi yenmişler, onu görüyoruz. Ve dışarıdan birisi gelip benim işimi yıkacağına ben kendim oturup daha verimli, daha kaliteli bir iş modelini kendim yapayım, kendi işimi kendim yıkayayım fikrine gelmişler ve buradan da bir büyüme hikayesi çıkartabiliriz fikrine gelmişler. Yani geçtiğimiz bir yıl içinde global CEO'lar o endişeden artık kurtulup bu yıkımı kendimiz yapacağız, kendi teknolojimizi geliştireceğiz ve buradan bir büyüme hikayesi yapacağız sonucuna yaklaşmışlar. Bu iki yıl arasındaki en önemli fark da aslında. Buna yani yık ve büyü diyorsunuz. Yık ve büyü. Yani evet, mevcudu yık. Aynen. Nasıl büyümek istiyorsan endişelerini de bertaraf edecek şekilde büyüme stratejini kendine yeniden belirle diyorsunuz. Aynen öyle. Dolayısıyla hakikaten çok önemli. Şimdi geçmiş 50 yılın yani 1967'den 2017'ye kadar 60 yıldan daha fazla değişimi biz önümüzdeki 3 yılda göreceğiz. Doğru. Ki bu geride bıraktığımız 50 yılın son 10 yılı da inanılmaz değişimlerin olduğu bir süreçti. Yani çok işte cep telefonlarının, bütün mobil cihazların, her şeyin hayatımıza girdiği ve bambaşka bir dünyaya doğduğumuz bir evrenden bahsediyoruz. Doğru. O evrenden başka bir yere doğru geçeceğiz. Dolayısıyla bizdeki CEO'ların da yani şu araştırmanın sonuçlarını çok iyi okumaları gerekiyor.
zaten araştırmadan çıkan sonuçta iyi okuduklarını gösteriyor. Şimdi deminki grafiği İlker her tarafa bir verirsen o grafik eşliğinde konuşalım. Yani Türk CEO'larla yabancı CEO'ların karşılaştığını. Şimdi sormuşsunuz, demişsiniz ki Türkiye ekonomisinin büyümesine güveniniz nedir? %68. Kendi endüstrilerinin büyümesine güven nedir? %84. Peki kendi şirketinizin büyümesine güven %100. Top ya. Yani dünyada da en yüksek istatistik Türkiye'den geldi. Bu CEO'larımızın kendi şirketlerine olan çok ciddi bir güveni gösteriyor. Belki yandaki daireyi de söyleyebiliriz Ali Bey. Lütfen. Çünkü orası da küresel büyümeye olan beklenti ya da güven diyebiliriz. Burada global CEO'larla Türk CEO'lar arasında önemli bir fark var. Türk CEO'larımız biraz daha global büyümeye mesafeli ve diğer dikkatli büyüme için stratejik öncelikler diye bir grafiğimiz var. O gelirse onu o zaman Murat Bey çok daha net biçimde görür. Evet, kaldığınız yerden devam. Geldi bu. Evet. Yani burada stratejik önceliklerine baktığımızda hem Türk CEO'larımızın hem de küresel CEO'ların evet paralel cevaplar verdiğini görüyoruz. Öncelikle mevcut işlerini kuvvetli bir şekilde tutmayı stratejik öncelik olarak ajandalarında tutuyorlar. Yani her ne kadar yenilik ve teknolojiye önemli bir vurgu varsa da ankette, stratejik öncelik olarak yine pragmatik bir tablo çıkmış ortaya. Öncelikle mevcut pazarlarımızdaki penetrasyonu korumalıyız ya da güçlendirmeliyiz diyorlar. Ama hemen arkasından işte yeni dikeylere giriş yapmak, üçüncü sıradaki inovasyon ajandası tabii. Buradaki belki araştırmanın en önemli sonucu ve Türk CEO'larının da ajandasında bir numara olan konu inovasyon ve yeni teknolojiler konusu. Dolayısıyla bu stratejik öncelikler araştırmadan bu şekilde çıkmış. Evet. Peki bir sonraki grafik geliyor. Önümüzdeki 3 yılda planlanan yatırımlar, yani hangi alanlarda neler yapmaya karar veriyor? Şunu da kısaca bir yorumlamanızı isteyeceğim. Tabii burada isterseniz Türk ve global diye ayırmak istiyorum çünkü tamam. Öncelikler biraz farklı. Şimdi birincisi Türk CEO'ların ajandasında bir numara inovasyon. Yani bu teknolojik yıkımı %96 oranında yatırımlar konusunda ajandalarında bir numara olarak tutuyor. Deyim yerindeyse kafaya takmışlar. Kafaya takmış durumdalar, aynen öyle. İkinci konu fiziksel altyapı, yine çok önem verdiğimiz. Ve siber güvenlik. İkisi aynı anda geliyorlar. Şimdi siber güvenlik konusunda biraz dünyayla ayrılıyoruz. Geçen yılki araştırmamızda global CEO'lar siber güvenlik konusunda çok endişelilerdi. Fakat bu yıl ev ödevlerini yaptıklarını ve siber güvenlik konusundaki endişelerinin düştüğünü görüyoruz. Oysa Türk CEO'larımızda siber güvenlik konusu hala çok yüksek. %92 oranında yatırım yapmayı planladıkları bir alan olarak durmaya devam ediyor. Tabii bu inovasyon ve siber güvenlik birlikte hareket ediyorlar. Ne kadar teknolojik iş yapmaya başlarsanız siber güvenlik de o kadar önemli bir hale geliyor sizin için. Bizim araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir tanesi de siber güvenlikte biraz Türkiye'nin ev ödevi olduğunu görüyoruz. Evet. Şu iş gücü eğitimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Orada böyle hani dünyayla at başı giden paralel bir seyir var. Burada en önemli öne çıkan konu gelişen teknolojinin belki bir isimlendirirsek hani bugünlerde çok isimler ajandada işte robotun, yapay zekanın, blockchain'in ondan sonra büyük verinin hayatımıza girmesiyle birlikte aslında iş gücümüzün de başka yeteneklere dönüşmesi gerekiyor. Başka yetenekleri kazanması gerekiyor. Mesela global CEO'ların ajandalarında, yatırım ajandalarındaki bir numaralı kalem aslında istihdam. İstihdam ve bu yeni yeteneklerin şirketlere kazandırılması. Eğitim konusu da iş gücünün eğitimi de dediğiniz gibi ikisinde at başı çıkmış araştırmada. Evet. Mesela regülasyonlara uyum konusunda da Türk girişimcilerin yani işte fena sayılmayacak bir bariyer noktasına geldiğini görüyoruz. Yani evet, çok evet. Çok iyi değil ama en azından bunun farkındalar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne uyum ve dünya piyasalarına uyumla ilgili yani hem kalite hem standart olarak uyumla belki daha iyi bir noktaya gelebileceklerini tahmin ediyorlar. Şimdi bu grafikleri arkadaşlarımız ekranda dolaştırsınlar. Biz başka bir konuya geçeceğiz. Başka konu dediğimiz yine bunun içinde kalan, yine sizin araştırmanızın ortaya çıkardığı bir konu. Sohbet sırasında söylediniz. O çok önemliydi bence. Dediniz ki geçen sene mesela yani darbe girişiminin olduğu yıl Türkiye'ye gelecek ya da gelmesi beklenen yatırımlarda bir zayıflama vardı. Ama
hemen arkasından çok hızlı bir süreç başladı. Evet. Örneğin bu gözleme biz sahip değildik mesela. Ben bir gazeteci olarak hala Türkiye'nin o darbe girişiminin sancılarıyla mağlul olduğunu düşünüyorum. Ama siz dediniz ki inanılmaz bir yatırım planı var yurt dışından gelen yabancılar. Evet. Yani Greenfield, Brownfield ya da işte finansal yatırım olarak. Onunla ilgili birkaç gözleminizi paylaşırsanız. Tabii. 4 dakikamız. Tabii Ali Bey, şimdi ben dün sabah bu özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen yatırımcılara hizmet eden ekiplerimizin liderleriyle bir toplantı yaptım. Evet. Memnuniyetle şunu söylemek isterim ki bu ekiplerimiz tam kapasiteyle çalışıyorlar. Bu şu demektir, ciddi bir yabancı ilgisi Türkiye'de şirket almak için çalışmalarına devam ediyor. Yani sizin departmanınızdaki yabancılarla due diligence yapanlar ve işte hisse devri, ortaklık vesaire yürütenler şu anda başlarını kaşıyacak vakit bulamıyorlar. Tam kapasiteyle çalışıyor. Evet. Hatta şunu da sordum, yatırımlar genelde ne taraftan diye. Çünkü belirttiğiniz gibi geçen yıl biraz eğilimi değişmişti. Batıdan doğuya kaymıştı, Orta Doğu'ya kaymıştı. Şu an dünyanın her yerinden Türkiye'deki şirketlere ilgi var. Ve biz tam kapasiteyle bu yabancılara, bu Türkiye'deki varlıkları almaları konusunda hizmet ediyoruz. Peki şöyle biraz somutlayalım. Mesela hangi sektörlerden daha çok geliyor ve hangi bölgelerden, hangi ülkelerden geliyor? Yani şuradan, şu buradan, bu diye böyle isimlendirirsek. Ülke, şimdi, tabii biliyorum bunlar tabii yatırım. Bu hizmetlerin evet bunlar isimlendirmek ticari sır niteliğinde ama örneğin işte Latin Amerika'dan şu sektörlere, işte Afrika'dan bu sektörlere derseniz o bir de işimizi görür. Şöyle söyleyebilirim. Avrupa'dan genel olarak bir ilgi var Türkiye'ye. Sağlık sektörüne var. Onun dışında sağlık sektörünün hangi bölümüne? Yani hastane yatırımı mı? Hastanelere, estetik yatırımları mı? Yoksa her şey mi? Daha ziyade hastane yatırımları. Hastane yatırımı diyelim. Peki. Onun dışında Çin'den var Türkiye'ye ilgi. Orada hangi sektörler daha çok? Valla Çin'de şu anda daha her çok şey. Finans, evet, finans sektörüne ilgi var. Zaten iki tane büyük banka girdi Türkiye'ye. Yani ICBC girdi, ondan sonra Çin bankası girdi. Bir çalışmaları devam ediyor yani, Türkiye'deki bankalara ilgi var. Orta Doğu'dan var aynı şekilde Türkiye'deki şirketlere ilgi. Yani memnuniyetle söyleyebilirim ki o geçen seneki nasıl diyelim biraz yatırımcının moralini bozan ortamdan şu an çok daha pozitif bir ortama geçti. Özellikle son 3 aydır, onu da belirtmek isterim. Özellikle son 3 aydır işlemler gerçekleşiyor. Biz burada şunu da görüyoruz Ali Bey. Daha önce Türkiye'ye gelip çalışmalar yapmış şirketler şu anda yeniden gelip daha evvel beğendikleri şirketleri hızlı bir şekilde çok ilginç alıyorlar. Bu söylediğiniz ilginç. Yani önce dosyayı kapattılar, şimdi tekrar açtılar. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yani şöyle olmuş. Mesela Türkiye'ye gelmiş, daha evvel çalışmış, incelemiş. Belki fiyatta anlaşamadı. Belki stratejik planları uyuşmadı. Ama bir şekilde almamış şirketler tekrar gelip o daha önce çalıştıkları şirketleri satın alıyorlar. Mesela bu enteresan bir gelişme. Sayısal olarak örneğin, şimdi tabii sizin yürüttükleriniz açısından soruyorum. Örneğin geçen yıl işte o iş yapamayan ya da iş yokluğundan heder olan o elemanlarınız bu sene galiba kapasite üstü çalışmak durumunda kalıyorlar. Evet, evet. Kapasite üstü çalışıyorlar hakikaten. Evet. Belki de şu anda bizi de seyrediyorlarsa. Ben bu iyi haberi sevdim. Yani ben mesela Türkiye'ye olan ilginin zayıfladığını ve bu zayıflamanın devam ettiğini düşünüyordum. Hatta daha da ileri gittiğini düşünüyordum ama siz diyorsunuz ki siz şimdi KPMG'siniz yani herhalde bu nabzı çok iyi tutuyorsunuz. Biraz sahadayız yani. Sahadasınız, evet evet. Bizden daha fazla şeye sahip olduğunuzu biliyorum. Çok sevindirici bir şey. Çok teşekkürler Murat Bey. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Ve böylece bugünü de noktalıyoruz. Hepinize iyi bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.